Hüseyin Faruk, Çanakkale cephesine yeni gelen askerleri denetlerken bir yandan da onlarla sohbet ediyordu. Yeni askerlerin çoğu çocuk yaşta ve 15 yaş civarındaydı. Gözleri bir ara saçın ortası sararmış bir delikanlıya takıldı. Yanına çağırdı ve merakla sordu. Adın ne senin evladım? Ali, komutanım. Nerelisin? Tokatlıyım, komutanım. Tokat'ın zile kazasındanım. Peki evladım, bu kafanın hali ne? Saçlarının ortası neden böyle boyalı? Cepheye gelmeden önce anam saçıma kına yaktı komutanım. Neden yaktığını da bilmiyorum. Peki gidebilirsin Kınalı Ali, der üsteğmen. O günden sonra Ali'nin adı Kınalı Ali olarak kalır. Cephede tüm arkadaşları Kınalı Ali demekle yetinmiyor, saçındaki kınayı da alay konusu yapıyorlardı. Kınalı Ali kısa sürede cana yakın ve cesur tavırlarıyla tüm arkadaşlarının da sevgisini kazanır. Bir gün ailesine mektup yazmak ister. Ali'nin okuma yazması olmadığı için Ali söyler, arkadaşları yazar. Sevgili anacığım, babacığım, ellerinizden öperim. Ben burada çok iyiyim, beni merak etmeyin, diye başlar. Kız kardeşini, kendinden küçük erkek kardeşini sorar. Köyündekilerin burnunda tüttüğünü yazdırır. Neden sonra aklına gelir ve mektubun sonuna anasına bir not düşer. Anacığım, kafama kına yaktın. Burada komutanlarım da, arkadaşlarım da benimle hep alay ettiler. Kardeşim Ahmet cepheye giderken sakın ona da kına yakma, olur mu? Onunla da alay etmesinler. Ellerinden öperim anacığım, diye bitirir mektubu. Gelibolu'da savaş giderek şiddetlenmektedir. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yüklenmektedir. Cephede savaşan askerlerimiz önceleri birer birer, sonraları beşer beşer, onar onar şehit oluyorlardı. Gelen destek güçleri de yeterli olmuyor, onların da sayıları giderek azalıyordu. Gelibolu düşmek üzereydi. Kınalı Ali'nin komutanı bu durum karşısında çaresizdi. Kendi bölüğü henüz cephede savaşa hazır değildi. Çocuk yaştaki ellerinin cepheye çıkmaması için Allah'a dua ediyordu. Komutanlarını düşünceli ve sıkıntılı gören Kınalı Ali ve arkadaşları ona gidip ondan kendilerini cepheye göndermesini istediler. Askerlerinin ısrarı üzerine komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gideceklerini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Kınalı Ali ve arkadaşları sevinç çığlıkları atarak cepheye bile bile ölüme gidiyorlardı. O gün güle oynaya Gelibolu cephesinde ölümle bulaşacakları yere koşan Kınalı Ali'nin bölüğünden tek bir kişi bile geri dönmedi. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kınalı Ali'ye anne ve babasından şu mektup geldi. Onun yerine komutan aldı mektubu ve buruk bir ifade ile okumaya başladı. Şehit olmadan önce gönderdiği mektubuna babası şu cevabı yazmıştı. Oğlum, Ali, nasılsın? İyi misin? Gözlerinden öperim, selam ederim. Öküzü sattık, parasının yarısını sana gönderiyoruz. Yarısını da yakında cepheye gidecek küçük kardeşine vereceğiz. Şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum ama fazla da yorulmuyorum. Sen sakın bizi düşünme. Babası mektupta köydeki herkesten, akrabalarından haber verdikten sonra şimdi annenin sana diyeceği var, diyerek sözü ona bırakır. Mektubun bundan sonraki bölümü
Kınalı Ali'nin anasının ağzından yazılmıştı. Şöyle diyordu annesi: "Oğlum, Alim, yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler. Kardeşime de yakma demişsin. Kardeşine de yaktım oğlum. Komutanlarına ve arkadaşlarına söyle, seninle dalga geçmesinler. Bizim buralarda üç şey için kına yakarlar. Gelinlik kıza, gitsin ailesine, çocuklarına kurban olsun diye. Kurbanlık koça, gitsin Allah'a kurban olsun diye. Ve askere giden yiğitlere, gitsin vatana kurban olsun diye. Gözlerinden öper, selam ederim. Allah'a emanet olun." Ali'nin mektubu okunurken orada bulunan herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. İşte bu vatan bize nice kınalı Ali'lerin hediyesidir. Ecdadımız ve vatanımızın kıymetini bilmek temennisiyle.